Kızlar bak bu mutfak. Tamam mı? Mutfağında küçük bir balkon var. Ne yüzüğü kızlar? Koltuk da alamam. Koltuk da alamam. Kıza bu balkon, bu da evin etrafı. Şöyle. Şöyle evler falan filan var. Şöyle kızlar bak bu mutfak. Nasıl görünüyor, beğendiniz mi? Şöyle. He Dilan Polat kızlar da ama görüşemedik ki. Diyor köy gibi yere gittin, ufak bir mevkinde otururdun. Ya işte hata yaptım kızlar. Olan oldu artık, tamam. Hatalıyım, bok yedim. Sinirimden herkese sataşıyorum zaten şu an. İnsanları kırıyorum. Bu da kızlar şöyle. Tamam, bu da oturma odası kızlar. Bak aşk olarak bu oturma odası. Bu Abdi burada. Koltuklarım evet yırtılmış, değiştirmem gerekiyor. Mesela bakın koltuklar yırtılmış. Hira orada yatıyor, bu Abdi. Böyle. Bu koridor. Kızlar benim şu anda da kendi düzenimi kurmam lazım. Benim şu an tek derdim şu an düzenimi kurmak bir an önce çocuklarımla. Okullar açılıyor. Bu da Abdi'nin odası yapacağım. Nasıl? Bunu Abdi'nin odası yapacağım kızlar. Kızlar bu da banyosu. Böyle. Temizlense çok güzel. Lüks sürpriz şekil. Sadece tek sıkıntısı uzak. Kızlar bu da diğer oda. Şöyle. İşte eşyalar falan filan var. Bu arada size onu da söyleyeyim. Tek eşyam bu. Başka eşyam yok. Tek eşyalarım bunlar. Lüksür, teşekkür ederim. Tek eşyalarım sadece bunlar kızlar. İşte kıyafet falan filan. Bir de birkaç mutfak eşyası. Birkaç halı. Tek eşyam bu. Bak size eşyalarımı gösteriyorum. Şu an benim tek eşyam bu. Başka da eşyam yok. Zaten bunlar da beyaz eşyam. Başka eşya yok. Bir de bu koltuk var. O da yırtık zaten. Size yukarıyı da göstereyim. Yukarıda kızlar bu merdiven çok dar. Kendime şey yapacaktım. Oturma odası olmadı. Bak bu da böyle. Burada küçük bir odası var. Belki bunu kendime disko yayın odası yaparım. Bak tavanı biraz düşük ama. Kızlar şimdi pencereler düşük ya bacım. Perdeyi bunların neresine takacağız? He? Mesela korniş buna nasıl takılacak? Bu üçgen şeklinde yukarı geliyor mesela. Kızlar mesela bak bu düz değil, üçgen yukarı gidiyor. Bu da böyle. Kendim bunu yayın odası yapacağım. Mekoş. Bu da mekoş. Bunu çekiyor mu sanki burada? He. Ya güzel, burası çekiyor. Benim bir numaram çekiyor, bir çekmiyor. Ha? Lavanta, teşekkür ederim Lavanta, kurban verene. Türkcell, Vodafone çekmiyor, tek Türkcell.com çekiyor. Belki de Türkcell'e çekiyor. Kızlar bu da benim odam işte. Kendime buna oda yaptım. Ya, Türkcell niye yukarıda aşağıda belki çekmedim diyor. İşte kızlar bu pencereler kısa, bak benim boyumda mesela. Bak mesela elim yetişiyor bunlara. Ben bu perdeyi buna nasıl takacağım? Nasıl buna göre perde bulabileceğim? Yani çok düşük ha. Ha bu da balkonu kızlar. Burada mesela halı malı yıkayacağım. İsmail demiş ulan hem çok güzel bir evde. Allah razı olsun. İşte bir çok uzak biraz. Uzaklık uzak da olmasaydı iyiydi. Tabii uzak olmasa pahalı olurdu. Uzak ama. Teşekkür ederim. Nisan Nur, teşekkür ederim Nisan Nur. Niye herkes burada anlıyormuş mu? Dünyanın biraz dünyanın gelir dolu olacak. Mesela sakma. Sude, teşekkür ederim Sude. Böyle kızlar. Nisan Nur, teşekkür ederim aşkım, kurban verene Allah razı olsun. İşte kızlar bu merdivenin biraz dur, çok dar yapmışlar. Mesela hem üçgen hem dar, korkutucu biraz. Korkutucu. Merdiven dar. Zaten yukarıyı sadece ben kendim kullanacağım. Hira ile Abdi aşağıda kalsınlar. Komşu hiç yok, bir iki tane tek komşu var. Nisan'dır, teşekkür ederim. Kurban verenim. Böyle işte. Böyle. Bu da Abdi'nin odası. En küçüğü Abdi'ye her zamanki gibi. Abdi'ye yeter fazla bile. Ne yapacak Abdi?
Kızlar buzdolabı mı eski de? Çok kötü ya, buz tutuyor ya. Ben bunu ne yapacağım ya? Bu arkası buz tutuyor ya. Burası. Bunun için ne yapmamız lazım acaba? Bak gene buz tuttu. Bu hep buz tutuyor böyle. Ben anlamadım. Bu para çok, para çok diyenler. Ben bir yıl üç ay falan oldu ben TikTok'ta canlı yayın açalı. Ve benim başka bir gelirim yok. Ve ben çok çok kötü yerlerden geldim. Elimde ekmeğim yokken ve çok kötü fakirken ve çok kötü durumdayken ben mesela TikTok'a girdim. Ve ben iki tane çocuk bakıyorum. Evim kira. Başka bir gelirim de yok. Yani hep para para çok 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 diyorsunuz da. İki tane çocuk bakıyorum ha ben. Tek başımayım ha, benim kocam yok. Tek başıma ayakta diyor. Yani hayırdır, ikide bir kafayı bana takmışsınız kız. Vallahi sizi engellerim. Saat 12. Önceki evde kötüydü diyordunuz ki, kötü bilerek girmişsin buraya. Yemin ederim Allah canımı alsın ki ben bilerek de o eve girmedim. Allah benim belamı versin, ben o bile eve bilerek girmedim. Ben o evi görmedim, bilmiyordum bile. O eve çok çok iğrenç diyordunuz. Çok kötü diyordunuz. Bilerek girmiş diyordunuz. O evden çıktım. Şimdi bu eve bahane geziyorsunuz. Gerçekten yeter. Bu ev normalde burada 15 bin ama başka bir semtte gidin. Bu ev zaten 30-40 binden 50 binden aşağı değil. Uzak diye ucuz. Dersim, teşekkür ederim Dersim. Ok. Ecem teşekkür ederim Ecem, kurban verenim. İstanbul'da kiralık uygun ev yok. Yok yok yok. İstanbul'da kiralık ev uygun yok. Benim o oturduğum iğrenç ev bile 10 bin. O nasıl bir evdi, görmediniz mi? Dur ben o eşyaları çıkarayım. Ben uzağa geldim zaten. Canan teşekkür ederim Canan. Kızlar teşekkür ederim. Gel şu çocuk odasını bir toparlamıyor. Ben Müzeyyen teşekkür ederim Müzeyyen. Kız ben ne yapıyorsam hep Hira ile yaptığı için yemin ederim ki vallahi billahi tillaba ikisi de burada. Kurban olurum ben onlara. Ben milletle gezip tozmak için buralara gelmemişim. Kız Ecem, kurban vereni, aşkım benim, çok teşekkür ederim Dersim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim aşkolar. Kız Mekoş burada yayında, kendine yayın açmış. Kızlar çok teşekkür ederim. He? Bana bir içecek almıştım. Nerede ya? Mutfakta anne, mutfakta. Diyor kaçtın, ne kimden kaçacağım, hayırdır ma benim. Kimden kaçacağım? Siz de boş yapmayın be. Anne mutfakta nerede? Derya, kurban verene çok teşekkür ederim. Anne. Ne? Arısal evi. Bu mu? Bu. He, lütfen. Arısal. Kızlar inşallah burada komşular sesimizden rahatsız olmaz. Sesten rahatsız olmazlarsa çok iyi olur. Hiçbir sıkıntımız olmaz. Ama sesten rahatsız olurlarsa işim zor. Bacım ben elbiseleri çıkaracağım da elbiseler nerede? Kıza ben elbiselerimi yerleştireyim ki yarın temizlik yapılacak. Bari elbiseler düzgün olsun. Hira'yla benim elbiseleri dizeceğim. Kim ister 15 gün boyunca böyle ev taşı iki kere? Sizi yapabilir misiniz? Psikolojik ister bunu. Bunu çok büyük psikoloji ister ha. Üzerime gelmeyin kız, yeter artık. Valla benimle uğraşmayın. Valla psikolojim bozuldu. Yapmayın. Yap böyle yapmayın. Valla destek olun ki eski halime döneyim. Artık beni üzmeyin, kırmayın. Tamam mı? Ben de eski neşeme döneyim. Yeter. Valla eski bir yav oldum ya. Eski neşeme döneyim ya. Kurban verin.
Yine ev türü kız. Bak beni sinir etmeyin. Kız bak beni sinir etmeyin. Kız şimdi evi gösterdim ya size. Kız şimdi size evi gösterdim ya. Kız ne böyle çocuk gibi parmağınızı oynatıyorsunuz? Sabahtan beri 10 kere size ev türü yaptım. Kız yeter o merdivenden in çık in çık. Hele bak pijama düşecek ya, artık zayıfladım. Abarttınız ha. Bakın bunlar hangi kıyafet. Ay kim hediye attı görmedim ya. Tüh kurban verene çok teşekkür ederim. Dede teşekkür ederim dede. Dede teşekkür ederim. Dede çok sağ ol, kesene bereket. Şimdi koş yukarıda ben. Dede teşekkür ederim dedeciğim. Dede teşekkür ederiz dede. Ben yukarı çıkacağım. Mekoş'la yer değiştireceğiz. O aşağı ama bir sefer kadın şebekesi orada çekti. Neyse onu bekleyin biraz. Kızlar çok teşekkür ederim hediyeler için kızlar. Abdi İran telefonunu versene. Ateş tatlı ses teşekkür ederim ya. Kurban veren hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz. Dede teşekkür ederim dede. Aa buradaymış, gel gel ver. Demiş ki burada. Yok. Elimi yıkayacağım. Ver. Ne yedin? İçecek işte. Tamam hadi getir. Hani burada dedin? Yok elini yıka burada diyorum. Al. Oha. Aynen Hira'ya söyleyeyim bir ev turu yapsın. Hira uyuyor, ben bugün ev turu yapayım ona. Kızlar ben halılarımı terasta yıkayabilirim ama temiz olmaz. Hep mücokeyi yüzü. Kızlar bu arada mücokeyi de ben bir aileye verdim, sahiplendiler. Ben bakamayacağım ve dedim yanımda ölür mürür Allah korusun bir şey olur. Ben onu bir aileye verdim, sahiplendirdim. Bacım bu ateş nedir? Ben ateşli değil, herhalde sizin ateşiniz başınıza vurmuş. Ne ateş işareti gönderiyorsunuz? Kız bak beni sinir etmeyin. Nedir o ateş emojisi, bilmem ne emojidir nedir ya, zıkkımın kökü ya. Ayıp denen bir şey var ya. Ya sabahtan beri bir şey de yapmadım, bir story çekeceksin. Kendin çek. Ben sana hakkımı helal etmiyorum. Of! Hiçbir şey yapmak istemiyorum ya. Of! Üf! Her şey çok zor yemin ederim ya. Bıktım ya. Of! Neyi nereye koyacağım bilmiyorum valla. Dengem şaştı aşk olan yemin ederim. Pardon valla dengem şaştı, ben ne yaptım bilmiyorum. Yemin ederim dengem şaştı artık. Vücudum kaşınıyor, her yerim kaşınıyor. Psikolojim bozuldu, ne yapacağım? Şu an ben ne yapacağım bunları? Abdi! Gel bir story çek, tam duygusalken. Telefon içeride, hadi bir story çek. Bu ekranı düzelt. Sen nerede? Al. Ya uçayım mı oraya? Sen nasıl gittin oraya? Tam duygusal anındayken. Ya ver. Al.
Ya versene al diyorsun, vermiyorsun. Üç, iki, bir. Ay aşk olarım, hiç iken mi hiç hissetmiyorum. Bu odanın haline bir bakar mısınız? Odayı göster. Ay psikolojim. Kız ne arıyorsun yine? Psikolojim hiç iyiydi. Kız sen ne arıyorsun, şeyleri bırak. Psikolojim hiç iyiydi. Ben koş senleyiz. Çok bitti ya. Tamam kapat. Yayın açık ya. Arkadaş. Tamam şimdi sen burada ne istiyordun? Böyle bakıyorum ne var ne yok diye. Yani sen mi geleceksin? Yok aşka, bakıyorum ne var ne yok, nedir neyin nesidir, öyle bakıyorum. E bu terbiyesizler bana dedi ki ölüyor ağlıyor dedi. Dedim elbisesini yeni bürüyüm, ben gideyim baktım ben. Kız ne anlamaz, ben ne zaman ağladım bacım? Elbise mi giyeceksin? A bak sen elbiseni bırakmamışsın, gel. Hey Hülya. Aşkım. Gel elbiseleri burada da lan, pijama pijama giyecek misin? Biliyorum. Kızı sen gelecek misin? Sen pijamını olarak koymuş he. Koltuğunu olarak koydum onları. Git onları giy. Ağlama. Abi ben... gel story çek Abdi. Abdi. Ne? Peki sen yayın yapmıyor musun? Bıraktım geldim bu yaş ya. Kendisi de ölüyor. Kız aşkım ben bir şey yapmıyorum. Ben kendime takılıyorum kızlarla. Abdi gel. Abdi gel. Story. Kızlar kim hediye aldı? Teşekkür ederim kızlar. Kurban verin, evin halini görüyorsunuz. Her şey üst üste. İşte ben hamarat ve becerikli bir kadın olduğum için içime sinmiyor, yatamayacağım bu gece ben. Sabaha kadar evi temizleyeceğim. Ver story ilmeğe başlatma. Arkadaşlar sana bir insan bir kere story çekti mi? İyice abartıyorsun. 3, 2, 1. Ay kurban verin, ben hamarat ve becerikli bir kadın olduğum için sabaha kadar bu evi temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi becerikliyim yani, hiç durmak yok. Bunun içinde ne var? Ha, evet. Sabaha kadar işte bu kıyafetin afetleri falan filan katlayacağım. Evi, camları, kapıları falan sileceğim. İşte her tarafı tertemiz yapıp yatacağım. Tamam kapat. Ver. Hı. Üç, iki, bir. Ay neyse. Storylerin bittiğine göre oturabilir. Ne temizliği kız, boş ver ama. Ay. Ay Hülya. Keyfime bakacağım. Bak bak dur, ters göstereyim bak. Sığmıyor şu an tabii. Ellerimi incitemem, ayaklarımı incitemem. Minicik ellerim, minicik ayaklarım var minicik benim. Dediğine bak. Benim gibi çubuk kraker bir hanımefendi yorulamaz. Tamam kapat. Al. Ya Hülya ne güzel yan yapıyordum. Ne internetim bitti. Yani. Esmoş. İnternetim bitti, geldim le. Ne güzel yan yapıyordum hele. İyi hadi ben yukarı gideyim o zaman. Ben gideyim çamaşırları koyayım. Yemek hoş, uykum yok bari diyorum, kendi kıyafetlerimi. Dolabın dışını mışını silmiyorsan. Değil bana diyor. Bana diyorlar, bana gülüyorlar onlar bana. Kız artık Esra kahve yapayım. Kahve hiç çekirdeğini cidden. Abla sütar ki yapacağım. Kurban verene çok teşekkür ederim. Ne öyle yani, bir tepki bak lan, ben sana izin bari bacım. Yemek hoş, kurban verene ben Hilal'inkine bağlanmışım. Hey. Normalde diğer telefondan bağlanıyorum. O da yok, onda kart yok. Sen benim kartıdan yükleyebilir misin? Esra'ya söyle onu yükler. Esra şimdi yatıyor. Esra yüklesin, ben parayı söyleyeyim. Ben veririm ya. Mesaj at, uyum alırsa mesaj at. Mesela ben yüklemeyi bilmiyorum. Yemin ederim bugün gördün Abdi ile Hilal'a da yükledi. Esra biliyor her şeyi, ben bilmiyorum. Ya kız Ecem. Kurban verene, kurban verene. Çok teşekkür ederim Ecem. Ne güzel konuşuyorsun de. Ecem Karadeniz kızı, teşekkür ederim kızla. Bir me koymuş. Gene koydu. Çevir çevir. Bir de ne yürü güzel hele bacım. Çevir kız, kendime keyif yapıyordum. Yeter. Deniz kenarında şu an keyif yapıyorum. Allah seninle. Hülya burada nasıl serin hava geliyor ana. İşte o yüzden burada uzandım. Serin hava geliyor. Ben kalkayım bunları yukarı çıkarayım. Boş boş oturacağım bari kıyafetlerimi koyayım. Yarın kadınlar kıyafetleri düzgün koymaz ne. Mekoş onlar çok karıştırıyorlar kıyafetleri ha. Alo. Benim tanıdım bir gitti ne güzel yani. Kimdir? He? Yayında öğrendim de internetim bir gitti. Evet ya. Şey,
He yok. Yok ya, o gün Esra bana tek şey yükledi. İnternet, tek internet yükledi. Lele lele lele, aman aman le. Hı? Derdim çoktur lele lele lele. Yapıyor herhalde. Allah aşkına bu ama... Bir ağlı ipi güleyim. Elini bu siyahın üstünde basılı tut. Hep boş yavaş gidip oturma. Elini o siyahın üstünde tut. He basılı. Vallahi ne yapsın be orada? Git. Ne yapayım, ağlayayım mı? Zaten rezil olmuşum bir kere artık. Ne yapayım? Rezil olduğum kadar oldum İstanbul'da. Hı? Hadi. Elini basılı tut ha. Hadi. Yok da gel oğlum. Üç gibi de. Oluyor mu ki? Hadi. Hadi çekiyor mu? He? Çekiyor mu? Çekeceğim. Tabii. Bu ne ya? Ben en son bu ne? Kız çekiyor mu? He he. Çekiyor mu? He he. Ama çok ağır gidiyor. Ne diyeceğimi unuttum. Ver hele bakayım ver. Ya ver. Ver silme bakayım. Silme tamam. Kız ver bakayım ne çekti. Rabeni 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 rabeni. Kız bu ne çekiyor? Kız edilir zıkkım edilir. Şey güzel bir komik bir şey. Ben sana onu 115'e girmiş. Kızırsana onu. Bu da İrail abiden beter. Ne dedin? Oho! Kız şimdi bunlar ne mi? Kay, sizin ateşiniz var vallahi, bence hepiniz kudurmuşsunuz. Benim o kadar işimin gücümün arasında vallahi çıkmamış ateşim, Allah'a şükürler olsun. O kadar daha önemli sorunlarım var yani. Bari hediye atın kızlar. Kızlar baline maline atın kızlar. Beni sinir etmeyin kızlar. Kurban verin hadi. Gidip erkeklere hediye atacağınızda kızlar bana atın. Ya Rabbim. Kız ne oluyor bunlara? Şimdi sizin derdiniz ne? Hı? Kız akıllı olun, derdiniz ne o emojileri atıyorsunuz ikide bir? Sinirlerimi tepeme çıkardınız ya. Vii, kudurmuşsunuz valla. Ne güzel kelime keyif yapıyorsun kız. Ay ne güzeldi. Kızlar gidip sizce odayı temizleyeyim mi? Ya dedin sohbet edelim ya. Vallahi yeter ya, sinirimi bozdunuz. Mekoş. Hadi dur, kafayı getireyim. Ben içtim aşkım, sen iç. Sen içtin mi? Yaptıysan içim abi, ben senin için dedim. Feyza teşekkür ederim. Tam dolduruyorum işte, kendime sana da. Kurban verin, o güzel mercimek gözlerine kurban. Şeker kuran mı senden mi ölüyor? Yok. De o emojiden bir vazgeçin. Gel bir kahveyi çek, ben de bir yukarı bir tur atayım le. Mekoş, bu elbiseleri bence ben yerleştiririm bacım. Onlar yapamaz yarın. Ben... Sana diyorum ki kız güneye de... Esroş, teşekkür ederim Esroş. Eve yetiştirme Esroş. Kız atma. Bile kova yok, bir şey yok. Esra'ya ara ne zaman yetişmiş? Yetişmiş. Yetişmiş yani. Oğlum Esra'nın buradan gidiş gelişi çok zor olur. Mekoş çok uzak. Barbie Hülya, Barbie Hülya teşekkür ederim. Her geldiğinde niye şu tripoduma sallıyorsun, vuruyorsun? E sen Allah aşkına tribo nereye koymuş hele? Kapı ortasına koyayım. Nereye koyacağım? Yer yok. Nereye gidiyorsun gene, kimle konuşuyorsun? Kız konuşmuyorum. Dur sarılmış şarta koyayım, geliyorum dur. Gel biraz sohbet edelim, ben de kalkayım gideyim yukarı. Ya da yürü yukarıda sohbet edelim. Bu ne kız, su mudur? Su mu yapmış? Rabeni rabeni, bir Nescafe'ye yani bir paket Nescafe'ye bu kadar dolu olur, benim bilgim yarım olur. Esra teşekkür ederim Esruş. Çi. Çek der teşekkür. Mekoy bir pakete bu su çok. Ben kendimi dolduruyorum hanım. Tamam, tadı tuzu olmuyor. Tamam. Böyle yarım yapacaksın. Hadi işle öp senden. Bundan sonra kahve yapmayı öğrenme koş. Yeter ki yemekleri de böyle yapmıyor ya, sulu yemekleri. Yemekleri mesela taze fasulye yapmıyor ya. Azıcık fasulye koyuyor, bu kadar su koyuyor. Biz kere diyorum ki bu kadar su koyma. Kuru fasulye yapıyor kızlar, tamam mı? Kuru fasulye bu kadar çok, içinde bu kadar su var içinde. Ne koş, kahveyi de öyle yapmışsın. Böyle yapma. Tadı tuzu lezzeti gidiyor her şeyin çok fazla su olduğu zaman. Alo. Ne? Kardeşim vardı. Hmm.
tadı tuzu yok. Olmasa kime takılacağım? Takılıyorum işte Kerem'e. Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnız. Kimsesizim dostlarım, kimsesizim, kimsesiz. Allah hepinizin belasını versin. Sizi demiyorum ha. Yani kötü insanlar diyorum. Ay dur bunu story yapmam lazım. Bunu story yap, Abdi gel Abdi. Abdi. Demedim ha arkadaş kolay yani bu şarkı halinde söyledim. Üzerinize alma. Hadi gel 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 abi çok güzel bir şey buldum gel. Allah ya. Abi valla küserim. Küseceğim küsmeye geldim. Ben seninle küsüyorum. Yok, en üstüne çekersen. Vallahi seninle küsüyorum ver. Küstüm seninle ver. Ver. Hı. Konuşma benimle bir daha ver. Tamam. Git o tarafa. Dur. 3-2-1 de. Dur. Git o tarafa git git biraz daha. Çık çık telefona çarpma. Çıksana. Dur benim buraya batıyor. Bu nedir ya? Bu nedir ucu sivri bir şey belime batıyor? Bana ne ya? 3-2-1 Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Kimsesizim dostlarım. Kimsesizim kimsesiz. Allah belanızı versin kötü insanlar. Benden uzak durun. Defolun. Tamam kapat. Bir daha defolun desene. Kapat. Tamam sus. Allah'ım Allah'ım. Konuşma benimle. Gelmeyeceğim daha. Gelin cenazesi çıksın lakin. Ama ve lakin erkeklere güvenmeyin cenazeleri çıkar. Ay getir Abdi bir son video gel. Abdi gel son videoya ne olur. Fatoş. Umurumda değil. Fatoş Karadeniz kızı teşekkür ederim ya. Aşk olarım benim. Kızlar çok teşekkür ederim. Mekoş. He? Ne işler çeviriyorsun bacım? Hadi ya. Ben bir şey çevirmiyorum. Gel res atayım bunu ya. Ya Rabbim. Ya Rabbim. Kız... Abdi gel. Abdi. Ya vallahi de gelmiyor. Vallahi billahi dillahi seni evlatlıktan reddederim konuşmam. Sen... Daha bir kurban olurum. Lütfen hadi anneye üzme rica ediyorum. Yemin ettim ona yemin. Abdi ben de yemin ettim. Senin yeminin geçersiz gel buraya. E tamam. Heh, bir şey söyleyeceğim. E ben de senin yüzünden niye günah yaptım? Tam günah senin boynuna. Tamam. Yeminim bu günahlarına kurban. Konuşma benimle. Senin 3-2-1 Dur dur. Bu res videosu. Başlattım ki. Bu res videosu. Bana ne? Başlattın mı? Evet. Bu res videosu diyorum sana. Bana ne? Ver tekrardan sildi çek. Al umurumda değil. Reasına başlatma. Yarabbim. Al tut. Ver gıcık ver. Düzgün çek bak beni. Güzel zayıf fit çıkar beni. Tamam yeri çekiyorum. Ya senden daha fit. Dur fit çıkar beni. Umurumda değil. 3-2-1 Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Yalnızım. Ne diyecektim of. Ne acaba? O şeyleri ne koydun? Yorganları. Ne yorganı aşk? Bir tane yere atayım nasıl? Hazan teşekkür ederim Hazan. He sen kızlar çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin. Sen yatacak mısın? He ben de birazdan yatarım. Sen yatacaksın. Han çekirdek partisi yapacaktın. Nerede var yer ben yiyeyim biraz. Ne hesapladın? Sen niye uyandın bizim yana gelmişsin? Desene oraya. Gelim hadi Mekoş'un yanına gidin biraz. Mekoş sıkılmış. Gidin Mekoş'un yanına. Gel biraz sohbet edelim Mekoş seninle. Gel biraz sohbet edelim. Nur Efşan çok teşekkür ederim kızlar. Allah razı olsun kurban verene. Benim minnoşkolarım da burada. Benim prensesim burada. Abdişim burada. Mekoş keşke ben aynı katta kalsaydım. Le. Ya da gerçi ev böyle boş diye mi böyle insan şey oluyor acaba? Ne bileyim bir tuhafım. Sanki üst katta tek kalamayacağım gibi görünüyor.
Sence ben yalnızım diye mi öyle? Senin yok dedim ya. Meko sonuçta ben yukarıda yatacağım ha. Tamam da yukarıda yatacaksın. Bak Meko şebeke yok gördün. Ha böyle bu enişte. Yok. Burada var bunda yok. Şimdi sen çekirdek gibi. Sen de yukarıda orada yatacaksın. Başka bir şey için şimdi. Sen orada mı yatacaksın? Orada. Sen her dakika gelmişsin. Yeter kızlar kimseye almayacağım. Benim misafirime biraz Meko katı. Miri, Sevda, teşekkür ederim. Yeter bugün kimseyle PK atmayacağım. Eve yerleşim bol bol PK atarız merak etmeyin. Kurban verene. Gelinlik alacağım diyeceğim. Meko Şiray'a doğum günü yapacağız. Ne kurban verene. Neyi okuyorum? Bir diyor Mekoş yardıma gelmiş diyor yüzüne baktığın yok Mekoş'un. Ya arkadaşlar biz de aramıza bir sorun sıkıntıyla bitiyor. Kızlar biz Mekoş'la 10 yıldır tanışıyoruz ha. Biz gece gündüzümüzde aynı evde yıllarca yaşamış insanlarız ha. Bizde de bir sıkıntı yok. Biz Mekoş'la şöyle tanışmamışız. Biz 10 yıldır tanışıyoruz. Beni tuzsuz almışsın. Bu ne? Ben tuz yemem adam. Biz 10 yıldır tanışıyoruz o. Bizim aramızda böyle şeylerin sıkıntısı olmaz. Kurban verene. Yanıma gelenler biliyor ben yayın yapıyorum Amekoş. Herkes bir yanıma evime gelenler hepsi biliyor ben. Mesela yayın yap. Ben makyajsızım bugün. Ya şunu yapacağım. Tek ruj sürdüm. Tek ruj sürmüşüm. Ne de mahve almasın. Lemef çok onu şey gitmiş yapmış bile. Yavaş dayım ya. Valla. Ben de bir şey söyleyeceğim. Hı? Dedikoducu bir insansınız siz ki. Çünkü hızlı çıkladığınız için. Kızlar. Şimdi bize tiyatro teklifi geldi. Bir sahneye bizi çağırdılar. Diyor ki mesela sahnede sen Hila Abdi bir günlük yayınınızı istiyoruz diyor. Mesela diyor ki gelin akşam yemeğini sahnede akşam yemeği yiyeceğiz. Ben Hira Abdi. Mesela çiğ köfte yoğuracağım. Çorba yapacağım. Düdüklüm, tencerem. Oraya da küçük bir mutfak. Aynı şu an evde yaşadığımız gibi. Hira bana diyeceğim ki Hira şunu getir. Hira bunu getir. Yemeğimizi yapacağız. Çiğ köftemizi yapacağız. Abdi orada yardımcı olacak. Aynı evdeki gibi biz. Biri akşam yemeği sahnesi. Peki gelir misiniz mesela o tiyatroya? Normal bir akşam yemeği istiyorlar. O şekilde. Sahnede canlı canlı istiyorlar. Ve insanlar oraya gelecek bizi izlemeye. Mayıt teşekkür ederim. Mayıt. Sadece bir gece. 2 saat, 3 saat. Valla kabul ettim. Kabul ettim kızlar. Toparlanayım. Kabul ettim. Bu senin özelin tamam benim özelim de yani kızlar. Mesela bizi seven insanlar var. Gelip bizi orada canlı canlı izleyecek. Bir düşün ben orada çiğ köfte yapacağım. Normalde kendime göre yaparken orada çok yaparım artık dağıtırlar. Yani... Oradaki yukarıdaki lavabo şimdi kullanmadan sifonu yoktur ha. Yukarıdaki? He bir kullanmıştım ben sabahtan su döktüm oraya. Yukarıdaki lavaboyu kullanmayın. He? Orayı ben kullanmamışım. Ne? İstanbul'da kızlar. Sahne daha belli değil. Arda. Arda çok teşekkür ederim. Gelmez misiniz beni canlı izlemeye mesela? Mesela o akşam yemeği telefondan değil de ben canlı canlı gelebilirim. Beraber yeriz kızlar çiğ köfte. Yok o 2-3 saat içerisinde yayın açmayacağım.
Güzel kullanan değil, hayır. Yakın. Bir anket yapayım. Evet geliriz diyenler kırmızı, hayır diyenler de mavi. Gelenler kırmızı, yok gelmeyeceğiz diyenler mavi. Gelmeyeceğiz daha çok ama hepsi de gelir. O gün yayın kapalı olacak 2-3 saatlik. 2-3 saat nedir ki? Kadınlar makinası gibi bir şey ha kızlar. Niye sen sabahta böyle uçurttun da Ali mi bu mu ne yanaşıyor? Ali şu. Yiyin. Bir çoğu demiş aşk olsun size. Ay, bu abdi uyur gezer. Korkarım bu sabah gece kalka kendim pencereden atarım bu kuyuda abdi. Ne zaman uyur gezer oldum? Uyur gezersin. Nasıl? Uykudayken kalkıp gezebiliyorsun evin içinde. Sen ne yapmıyor musun? Hayır saçmalama. Ben uyuyacağım değilim ha. Abdi. Sen bazen uyurken kalkıyorsun evin içinde geziyorsun. Ve tekrar bir daha yatağa gidiyorsun. Nasıl uyurken bakta üstümü mü örtüyorum ne kadar zeki. Anne kalkar mısın bir şansım orada mı? Yok. Bak uyuyor bile yok diyor be. Yok. Neremden çıkarayım senin şarjını? Peki abla ne yaptı şarjını? Üçlü bezi kim aldı sormuyorum. Ben sen şarjı kızmaya koşun sağ kolu. Teşekkür ederim. Ya nerede şarjım? Ne? Bu şarjının kesin altındadır. Ya altımda olsa görünme şarj küçük bir şey mi? Oo kafama göre sen nerelerdesin? Ben bilmiyorum bugün. Uzun zamandır görünmüyorum kurban verene. Ben ne vadileri atlattım. Gören dike komutanlı köprüyü atlatmış. Kız nasıl laf sokuyor kız? Kafama göre çok teşekkür ederim kafama göre. Bir dediğim şarj daha. Kafama göre çok teşekkür ederim. Kuşun sağ kolu teşekkür kılmak. Hülya abi giden o telefonu al yeter diyor. Aynen. Birkaç güne kadar ben şimdi evi bir iki güne yerleştiriyorum ya kızlar. Zaten kafama göre çok teşekkür ederim. Alo Nemant çok teşekkür ederim kurban verene. Kız Aleyna teşekkür ederim aşkım. Miray teşekkür ederim. Bu arada senin sözün var ha, okullar açınca bir ay geçecek. Okullar açınca bir saat geçecek. Kızlar çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizle. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dün Mekuş'la nasıl tanıştın? Size anlatacağım. Şimdi ben Mekuş'la nasıl tanıştım? Şimdi ben kendim eskiden temizliğe gidiyordum. Ve sonra bu Aysel ablayı tanıyor Mekuş. Aysel abla bana Koskep'ten... O zaman kadınlara destek vardı. Koskep'i biliyorsunuz. Benim o belgem de var. 15 bin lira bir destek aldık. Ben de gittim bununla makineler aldım kızlar. Bu Koskep destekli. Temizliğe gidiyordum ha. Aysel abla bana yardımcı oldu. 15 işte biraz makine falan aldım kızlar. Kız bir işe giriştim. Dedim temizlik şirketi işine girişim. Ve kızlar giriştim. Bir dükkan tuttum. Hatırlıyor musun Ekoş onu? Eleman yok. Para yok. Araba yok. Gülsüm teşekkür ederim kız dedim. Ben şimdi bu 15 bin lirayı aldım. Bu makinaları aldım. Bu dükkanı tuttum. Kız dedim ben şimdi nasıl yapacağım bu işi? Yemin ederim size. Oturmuşum bir gün öyle o dükkanı tutmuşum. Para yok bir şey yok. Temizlik işine de hala ben o arada hem bunları yapmışım hem daha temizliğe gidiyorum. Gündeliğe. Vallahi billahi. Bir baktım eleman aranıyor ilanı astım. Bir baktım pat bir çocuk geldi. Ömer. Bizim Ömer değil mi? Bir dakika. Mi? Bizim Suriyeli değil, Türk olan Ömer. Arabası olan. He arabası olan Ömer.
Pat bir baktım Ömer diye bir çocuk geldi. Dedi abla iş arıyorum. Dedim bak iş temizlik işi. Dedim işte beraber temizliğe falan gideceğiz. Dedi abla dedi olur. Dedim sen ne iş yapıyorsun? Dedi valla ben askerlikten gelmişim. Dedi işte benim arabam var kendime geziyorum falan filan. Dedim senin araban da mı var? Dedi he. Dedim valla ben şu an iş yapacağım ama dedim araba yok bir şey yok. Dedim o zaman gel arabanla gel beraber çalışalım dedim. Yemin ederim. Ondan da prim kastın. Ömer'den mi? Ne alaka? Ama onun emeği bende çok var. O çocuğun bende emeği çok var. Diğer Ömer de öyle. He diğer Ömer de öyle, o da öyle. Ya ama... hadi şansın nerede? Bilmiyorum. Gel buraya baksana oğlum. O çocuğun benim üzerimde çok... Ay burada ya bir susun, bir şey anlatıyorum. Bir bok anlatıyorum ya. Hayır. Bir bok anlatıyorum ya. Hayır. Bir bok anlatıyorum hayır. Ya. Hayır. Sen oturmadan önce şansım oradaydı. Ya hani he? Heh. Hani? Hani? Hayır siz aldınız bir yere koydunuz işte. Git mutfağa bak. Oraya koydun değil mi? Oradan çıkmışsan sen koymuşsundur. Anladın mı? Bırak mı? Hadi bir şey anlatıyoruz ha. Sonra çocuk dedi ki abla benim de işe ihtiyacım var. Askerden gelmişim dedi. Arabam da var. Dedi abla o zaman ortak beraber çalışalım dedi. Dedim tamam. Sonra o ilandan sonra baktım 2-3 kişi daha geldi. Ben Ömer de dedi abla yeğenim var. Ben Ömer de yeğeni kıza boş bir ev tuttuk gittik temizlemeye koş. İlk daha o zaman siz yok sen yoktun o zaman. Anam eve gittik. Daha acemiyiz. İnşaat sonrası. Şu an, bu ev gibi inşaat sonrası. Kızlar evi yap yap bitmiyor. Temizle temizle. Ömer bak. Hadi. O Ömer var ya kızlar arabası vardı. Evi vardı. Beraber temizliğe geliyordu benimle beraber. Kumrul teşekkür ederim Kumrul. Yemin ederim hem şoförlük yapıyordu. Arabası ya dedik ne kazansak ortaklaşa o zaman. İşte onunla o zaman öyle gittik. Sonra Mekoş'la tanıştık. Sonra birkaç kişiyle daha tanıştık. Sonra böyle beraber temizliğe falan gittik. Ben biraz para biriktirdim. Ya, Ömer, yavaş başladım. Ömer sonra bana araba kullanmayı öğretti. Allah razı olsun o çocuktan var ya. Şu an evli zaten. Allah işini gücünü rast getirsin. Sonra işte ne bileyim. Mekoş geldi beraber temizliğe falan gidiyorduk. 2-3 kişi daha vardı gidiyorduk. Kumrul teşekkür ederim Kumrul. Ben sonra işte biraz para falan biriktirmeye başladım. Ne bileyim öyle yavaş yavaş biriktirdim. Sonra annem gillerden 35 milyar para aldım. O zaman 35 milyar, 30 muydu 35 miydi aldım işte öyle bir araba aldım. 30, 30 muydu? Hı. Sonra parayı hepsini verdim. 7 milyar kaldı. Allah rızası için sen şahitsin. Annem o 7 milyar için ne demek koş? İstemiyorum. Yedi istemiyorum o 7 milyarı. Sen olsun. Dedi o 7 milyar senin olsun. Aynen. O zaman Dublo aldık. Dublo işte. Ömer kendi arabasıyla, önce biz Ömer'in arabasıyla çalışıyorduk. Çocuk bizi götürüyordu, getiriyordu. Destek oluyordu, yardımcı oluyordu. Sonra ben biraz para kazandım. İşte o parayla kendimize araba aldık. 30 milyar da annemgilden aldım. O şekilde aldık kızlar. Sonra annemgilin parasını vermeye başladım yavaş yavaş. Ama sabahın 6'sında Mekoş'la gidiyorduk işte kurban verelim Mekoş. Mekoş'um. O yüzden Mekoş'u seviyorum, kurban olurum. O da çok yoruldu, ben de. Ya bunlar gelirdi. Ha, esnet ya. Ya biz çok çalıştık. Dişimizle tırnağımızla. İşte ben o arabayı kazandım sonra bu kafe işine girdim. Allah kahretsin arabayı orada kaybettim falan filan. Parasız pulsuz ortada kalınca bir gün TikTok'a öyle denk geldi başladım. Ama Mekoş eskiden beri yıllardır ben bir yıl 2-3 ay oldu ben TikTok'ta canlı yayın açalı. Ama Mekoş 3-4 yıldır Mekoş bana diyor ki sen TikTok aç, yayın aç, yayın aç. Aa, ben TikTok kullanıyordum ama yayın açmıyordum. Vallahi kızlar gördüm sonra... herkes kazanıyor, ben dedim ki aç işte sen de dönüyorsun. Ben bilseydim 3-4 sene önce açardım TikTok. Ha, TikTok kullanıyordum ama yayın açmıyordum kızla. Yani yayıncı değildim. İşte bir kafe işine falan girdim kızlar. Bir arabam vardı 250 milyar. Orada kafe işine girdim. Ortaklaşa. İşte bana dediler iyidir, şöyledir, böyledir bilmem ne. Kafe işine girdim. Anam baktım kızlar ben o zaman TikTok kullanıyordum. Video çekiyordum ama yayını açmıyordum diye belki fazla insana beni tanıyordu. Ama Urfa'dakiler beni tanıyordu. Keşfette görüyorlardı. O geliyor video çekelim abla. O geliyor abla halay çekelim abla. O geliyor abla video çekelim. O geliyor abla halay çekelim. Artık bıktım, gına geldi. Ben çıktım dedim. Ben çıkıyorum.
Dedim ben artık yapamıyorum yani, kızla psikolojim bozuldu. Mesela video fotoğraf çekmeyince de insanlar kızıyor Urfa'dakiler. Ya sonra işte beni tanıyor ondan işte değil mi? İşte ben sonra çıktım. İşte ortağım falan diğerlerde dedi sen çıkarsan dedi paran yanar. Dedi paran yanar. Ben de para vererek çıkmadım. Dediler işte sen kazandıkça sözleşme yaptık aramızda 200 milyar. Dedi işte sen kazandıkça 200 milyarını verirsin. Ben oradan çıkınca sözleşme yapmışım, 200 milyar vermek zorundaydım. Kalktım arabayı bunlara verdim. Yıllarca çalıştığım, biriktirdiğim tek o araba. O da gitti orada. 200 milyar onlara verdim. Bana 50 milyar verdiler. İşte kızlar valla sonra o 50 milyarla da 2-3 ay böyle evde oturdum. Yedim o parayı, mecbur kiramdır. Çocukların masrafıdır falan filan. O para da tükenmeye başladı. İşte bir baktım bir gün öyle mutfakta oturdum. Dedim kız ben artık yiyeyim. Öyle canım sıkılıyor dedim yayın açayım kendime. Öyle yayın açmaya başladım TikTok'tan. Öyle bir anda yayın açtım. Öyle yavaş yavaş. Ya Passat dediğiniz kızlar eski model bir arabaydı. Ben bunu ilk TikTok'a başladığımda size anlattım. Yeni değil, 2010 modeldi. O zaman eskiydi. O zaman da 250 milyar ediyordu. 50 milyarımı bana verdiler. 200 milyar da ben caydığım için onlara mecbur vermek zorunda kaldım kafeye. Çünkü ben artık insanlarla fotoğraf, video psikolojim bozuldu benim orada. Ve benim aldığım kafede halay kafeydi. Bazen diyorlar işte şöyle böyle. Ben güzel 2-3 ay orada kaldım. Ben kendim çıktım. Başkasına devrettim. Ya kaç defa şey geldi. Şarkıcılar geldi çağırdı. Naz teşekkür ederim Naz. Öyle. Hı. Ya kaç defa şarkıcılar geldi, sazcılar geldi. E orası halaylı gibi yerdi. Ne bileyim ben sonra çıktım kızlar. Ben dayanamadım. Benim psikolojim bozuldu yani. İlk yayın açtığımda yayınım 500 kişiydi, 1000 kişiydi. İlk açtığımda da izleniyordum yani. Kıza ben 3 yıldır TikTok kullanıyorum ama yayıncı değildim. Kumral teşekkür ederim aşkım benim. Ha ben mesela yayıncı değildim. Ben mesela TikTok'ta 3 yıldır kullanıyorum ama ben yayıncı değildim. Hani mesela ayda yılda bir yayın açıyordum, kapatıyordum. Hani öyle yayın açmıyordum. İşte bu kafe işinden sonra... Evet ben sosyal yardımlaşmadan yardım alıyordum. Şöyle bir şey var. Özciğer abi daha yaşıyor musun? Ben sosyal yardımlaşmadan yardım alıyordum. Mekoş da alıyordu. O temizlik işi döneminde hepimiz alıyorduk. Şöyle ben Müco'dan ayrıldım ya o bunaktan. Bunaktan ayrıldım. Mekoş ilk tanıştığımızda biz ne haldeydik? İlk tanıştığımızda biz çok kötü haldeydik. Ha, fareli evlerde yaşıyorduk biz. Mekoş da öyle ben de biz ilk tanıştığımızda çok kötü. Ama biz çalışıyorduk affedersiniz yemin ederim sabahın 6'sında kalkıyorduk. Akşam saat 9-10 eve geliyorduk. Yemek yapmıyordum çocuklara döner veriyordum diyorum hadi yiyin. Hep çocuklar anne, tekti Hira'yla attı. Anne kalkın dışarıdan çıkartıyorum telefonumu tutar. Hira da bizde temizliğe geliyordu. Hira az mı geldi temizliğe benim? Ben bir kere gelmiştim o da gebermiştim araba çarptı. Bu bir kere bu geldi araba çarptı. Benim onun azı girdi. Hatırlıyor musun? Ama bu öyle üzülmüştün de Hira o zaman ha. He kız. Hira o zaman çok üzüldü ama. Kurban olurum. Muçuyla o zaman da yaramazdı. Şovcu insan yemek söyler. Aşk ya Yusuf lider. Ay kurban vereni ablacığım. Teşekkür ederim. Yasmin. Ay bir zıplamam lazım düşmanlara karşı. Ne geldi? Çekil. Yusuf. Teşekkür yavaş, ederim. Yavaş. Ay Yasmin teşekkür ederim ya. Bizim yanaşsana ben de geldim. Otur oraya otur. Ya teşekkür ederim ya. Yusufcuğum kızlar hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ay çok teşekkür ederim. Ya kurban verene çok çok sağ olun. Bir de kalbim elinde altı görmedim. Ya teşekkür ederim. Ümmücüğüm ne? Çok 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 ama çok teşekkür ederim. Aa nerede? Şurada takmış. Teşekkür ederim ben kurban verin Allah razı olsun hepinize tamam, çok teşekkür ederim. Yusuf sağ ol ya canım benim çok teşekkürler. Ne? Anne kullanmış olabilir sorayım. Kızlar size de çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin. Valla hep destek oluyorsunuz çok teşekkür ederim. Kız Yusuf yazdı kalp bırakın Yusuf'um sağ ol ablam kurban vereni. Kurban vereni! Lamina Vitos. Lamina Vitos. Kız o nasıl isimdi kız? Lamina Vitos. Kız Yasmin teşekkür ederim. Lamina Vitos teşekkür ederim. Kızlar çok sağ olun kızlar. Kurban verenim.
Beni seviyor musun? Evet. Yapıyorum. Teşekkür ederim. Ha, ben Nur gözer miyim gerçekten? Yasmin çok teşekkür. Ben Nur gözer miyim? He, birkaç kere kalktın böyle uykulu geziyorsun. Bir daha yatıyorsun. Ben şu an nasıl geziyorum? Uykulu uykulu geziyorsun işte. Ben buradan düşerim. Bugün benim elime geldi yukarıda. Burjuva. Burjuva'cığım çok teşekkür ederim. Burjuva. Kızı bunu nasıl bir isim değil Burjuva? Anne ben yukarıdan düşerim. Allah razı olsun ya, çok teşekkürler. Anne. Kız işte demek koşta da öyle temizlik için tanıştık. Yani temizlikte biz Mekkoş'ta tanıştık. Anne. He. Ben buradan düşmeyeyim uykuluyken. Yok yok, düşmezsin, korkma. Anne. Mekkoş'ta temizlikte tanıştık ve Mekkoş'ta 7-8 yıldır 10 yıla yakınlıkla tanışıyoruz yani. Yeri geldi kavga da ettik. Kötü de düştük ama o benim ablam yani. Ben onu seviyorum yani. O da beni seviyor. Öyle yıllarca beraber çalıştık öyle. Sonra Mekkoş geldi İstanbul'a işte. Ayrıldık. Mekkoş hiç düşünmezdim siz İstanbul'a geleceğiz kız böyle. Ben şok oldum. Annem böyle sabah uyanmış diye İstanbul'a mı gidiyor? Evet anne. Bizim de şok. Niye bende o şey yok? Bak bu kadar büyük annem sana. Kızlar valla TikTok benim hayatımın dönüm noktası oldu. Ben yalan konuşmam. Ben yalan da söylemem. TikTok benim hayatımın dönüm noktası. Ben en zor günümde, en kötü günümde. Mekoş ne yapıyorsun, duman geldi bir sürü. En kötü günümde TikTok benim hayatımın dönüm noktası oldu valla. Şenay teşekkür ederim Şenay. Kızlar çok teşekkür ederim. Vallahi o zaman eskiden mesela ben insanlara biliyor musunuz? Ben bu günleri hiç unutmayacağım. Birçok fenomen var, adını söylemeyeceğim. Şu an TikTok'ta o fenomenler var ya. Kendini beğeniyorlar. Onlar dışarıda gördüğünüz zaman çok havalılar ha. Onların burada Burjuva teşekkür ederim Burjuva. Mesela o zaman kafe vardı ya. Mesela gelin bir video çekin, işte reklam yapın veya gelin bir video çekelim diyene kadar yani zorla, sanki diyorsun ki bunlar dünya starı. Öyle bir şey görmedim ya hayatımda. Bak yemin ederim size, isim birçok kişi şey diyordu mesela gel video çekelim. Ya zorla surat asıyorlardı. Yani sanki böyle zorla, sanki böyle dersin bunlar dünya starılar, bilmem neler, yemin ederim size. Oo yakışıklı Kerem, niye yatmamışsın? Vallahi billahi killahi öyle. Birçoğu ekranda göründüğü gibi değil. Ve günü geldi. Bak ben mesela şu an belki hepsinden daha çok izleniyorum. Hepsinden daha çok seviliyorum. O da sizin sayenizde kurban verene. Kurban verene, kurban verene. Yani sizin sayenizde her şey. Ama işte gün gelir devran döner, öyle olur işte. O zaman yüzüme bakmıyorlardı. Mekkoş diyordum bir video çekelim, yüzüme bakmıyorlardı. Bir çoğu diyordum vallahi billahi yemin ederim. Bir de niye bende bu kap yok? Şenay teşekkür ederim. Yakışıklı Kerem teşekkür ederim. Kız bende şey yok abla. O abone oluyorsun Mekkoş. O bilmiyorum nasıl oluyor. Diyordum bir video çekelim kıza, yemin ederim yüzüme bakmıyorlardı. Sen gidersin bunlar dünya starı. Şu an TikTok'ta birçok kişi öyle ha bu fenomenler. Bakmayın öyle yemin ederim. Dersin bunlar dünya starı. Düşmez kalkmaz bir Allah. Bilemezsin kimin ne olacağını bu hayatta. Aşk olarım benim. Hepinize de teşekkür ederim. Kurban eyler. Vallahi öyle kızlar. Tuhaflar. Evet aşk olarım. Öyle işte. Konu bundan ibaret. Diyor neden İstanbul'a taşı? Bilmiyorum. Kızlar aklıma geldi. Şenay teşekkür ederim Şenay. Aklıma girdiler dediler ki ya sen bir dünya starısın. Sen bir yıldızsın. İşte sen çok ünlüsün. İstanbul'a taşınman lazım. Dizilerde oynayacaksın. Survivor'a gireceksin. Sana büyük teklifler gelecek falan filan dediler. Beni buraya getirdiler kızlar. Kale Survivor'a çağırdım seni. He. Gidebilirsin ama. Ne bileyim işte öyle geldim. Ben bitleyemiyorum. Bilenmezsin işte öyle. Konu binden ibaret kızlar. Neden? Evet, yeri geldi belki haksızlık ettim, yeri geldi belki çok kızdım, yeri geldi şöyle oldu, yeri geldi böyle oldu.
Belki çok haksızlık ettim. Ama kıza benim de psikolojim çok bozuldu. Maddi manevi çok 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 yıprandım yani. Bilek teşekkür ederim. Bilek kurban verene. Barbie Hülya teşekkür ederim. Çocuklarımla perişan olduk. Maddi manevi çok yıprandım. Çok kötü şeyler oldu. O yüzden psikolojim bozuldu yani. Görmedim mi koşu günler ben nasıl saldırgandım. Çok kötüydüm. Kaç gündür mesela ne bileyim. Sabır. Her şey sabır güzel bir işler. Gören Meku şarkı söylesin. Hüseyin abi yok. Her taraf açıldı. Melek yatıyor yazık kanka. Ama mesela ben o evi tutmayın. O mutfak kötü. Bu ev küçük dememe rağmen ısrarla bu evin olmasına ben kızdım. O yüzden anladınız mı? Israrla o evin olmasına ben kızdım yani. Onlar da haklı. Ben gidip bakabilirdim. Kimse bana ev tutmak zorunda değildi ama ısrarla beni çağırdılar. Israrla gittim mesela. Ve o ev mutfak psikolojimi bozdu yani. Ya birçok neden var. Ne bileyim artık inşallah toparlanırım bu saatten sonra. Artık bu konuları da açmayacağım zaten. İnsanlar sürekli mesela bana dediler işte bilerek bu evi tutmuş. İnsanlar benimle ilgili öyle konuştukça psikolojim de biraz bozuldu. Sanki ben o evi bilerek tutmuşum gibi. O yüzden biraz da kötü o günler yaşadım kızlar. Şapcım. Pirince. Pirince. Pirince attım. Bu nasıl tatlısın sen ya? Evi beğendin. Doğru söylüyorsun. Temizlense çok güzel olur değil mi? Senin odan yok. Sana 2-3 ay oda yok. Niye? Ola abi diye alamam. Bekuş. Bir dakika. Tamam biliyorum masraf var. Bayağı falan gitti. Tamam. Biz 2-3 ay zaten bu evden çıkmayacak biz. Ya adam bana düzgün ev bulsa taşır müstakil güzel. Taşırsak da senin odanı yeni eve götüreceğim ben. Ne fark ediyor? Taşırsak yine falan gidecek. Ben yine mi 2-3 ay bekleyeceğim? Şöyle bir şey var. Direkt bir tane eve taşınmış olsaydım şu an sana oda almıştım. Ama planlar, projeler her şey değişti Abdi. Planlar, projeler değişti. Çuval televizyon yok, koltuk yok evde. Hira'nın odası yok. Kurban vereni, yavaş yavaş. Perde yok. Cam yok. Ne mami sen bıkmadın mı Allah aşkına? Ne yazıyor mami? Bir de bulanmadın mı? Bir şarkı sen. Kızım millet herkes buralardan ses gider millet tekrar. Sen de söyle az küçük bir tane. Yok ne başım ağrıyor. Bekoş'un keyfi yok.